Evet, merhaba arkadaşlar. Magic olan bir işlem ve platform teknoloji dünyasına kanalına hoş geldiniz. Sözümüzü fazla uzatmadan hızlı bir şekilde anlatacağız. Bugün sizlere laser toneriniz bitti. Ne yapacaksınız? Sıfır toner mi alacaksınız? Muadil mi alacaksınız? Yoksa kendiniz mi yapacaksınız? Eğer ben kendim yapmak istiyorum diyorsanız işte bu video tam size göre. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Sorularınızı da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Örnek olma açısından aslına bakarsanız mantık olarak laser toner tonumu tamamen aynı şekilde, aynı mantıkla yapılıyor. Yeni sistemde üreticiler tonerlere belli bir kağıt basım miktarı ayarlayarak bunu da çip üzerinden kaydederek o kağıt basımını yaptıktan sonra maalesef toneriniz olsa da yazma kapasitesini geçtiğiniz an yine yazdıramıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Üretici firmaların tonere koymuş olduğu baskı sayısından kaynaklı arkadaşlar. 2000 baskı, 1000 baskı, 3000 baskı gibi ibareler görebilirsiniz. Bunun anlamı şudur. Siz bu tonerle bu yazıcıdan burada yazan miktarın üzerinde yazdıramıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ya gidip orijinal bir toner almak zorundasınız. Ya da tonerciye gidip çip taktırıp dolum toner yaptırabilirsiniz. Ya da evde kendiniz yapabilirsiniz. Ben bu videoyu niçin çekiyorum? Vakti olmayan, tabii bu pandemiden dolayı gidemeyen, yer bilmeyen arkadaşlara yardımcı olmak açısından toneriniz bitti. Evde yapmak istiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? İlk başta yazıcınıza uygun. Ben burada Oki'nin B2200 model toner dolumunu anlatacağım. Diğerleri zaten çoğu aynı mantıkla olmaktadır. Pek bir fark yok aslında bakarsanız. Öncelikle almanız gereken uyumlu bir adet çip alıyorsunuz. Ben şöyle göstereyim. Bu B2200-2400'e uyumlu olan toner çipi. Şöyle küçük bir tane çip kısmı var. Arkada da yüzeyinde de ön tarafında, ben onu biraz sonra göstereceğim. Ondan önüne temas ettirmeden buna temas ettiriyorsunuz. Sanki yazıcınıza sıfır toner takmış gibi oluyorsunuz. Ve uyumlu bir toner alıyorsunuz. Toner çok önemli. Her toner her yazıcıya olmaz. O yüzden toner kalınlıkları var. Ona dikkat ediyorsunuz. İlk başta yapmanız gereken tonerimizi tabii ki dışarıya almak. Her modele göre değişmektedir. Oki'de şuradaki basama kısmına bastığınız zaman kapağı açılır. Ve şurada görmüş olduğunuz tonerimizi ilk başta dışarıya alıyoruz arkadaşlar. Şu kısımdaki dramdır. Burayı ellemeyin. Elinizde sürmeyin. Burası çok önemli. Şu kısımdan aşağı doğru açtığınız zaman toner kafasını çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde sona kadar aldık. Şuradan tutuyorsunuz. Kaldırdığınız zaman toner haznesini çıkarmış oluyorsunuz. Bakın çip kısmını hemen şöyle göstereyim. Şuradaki aslına bakarsanız orijinal tonerin, şu tonerin çipidir. Yani çip tarafını buraya yapılmış. Biz bu çipin ön tarafını kısa devre gibi bir düşünün ya da önüne kapatacağımızı düşünerek bunu aldatıyoruz aslında. Bir baskı, yeni bir tonermiş imajı yaratıyoruz arkadaşlar. Hemen nasıl yapacağız onu anlatalım. İlk başta yapmanız gerekiyor. Bakın burada ters çevirmeyin. İçinde hala toner var. Bakın şöyle göstereyim. Ama maalesef toner olduğu halde bu yazıcı yazdırmıyor. Şöyle toneri görebilmeniz için şöyle yandan göstereyim. Bakın içerisi hala toner var ama uyarı da toner bitti uyarısı vererek yazıcı maalesef yazdırmıyor. Evet, toneri buraya doldurmuyoruz. Toner haznesine doldururuz. Bunu güvenli bir yere, yeşil olan kısmını sert bir yere koymuyorsunuz arkadaşlar. Hatta mümkün olduğunca temas bile etmemesi uygun olur. Evet, tonerimizi alıyoruz. Bakın buradaki çip olayını nasıl yerleştireceksiniz onu anlatacağım ben size. Evet, şu mavi vidadan söktünüz. Çip kısmını bakın şuradaki alana, şuradaki kısma yerleştirmeniz gerekiyor ki oturduğu zaman tonerin iç kısmına ön tarafa bizim çipimiz yerleşecek. Dolayısıyla temas kısmı ona olacağı için makine diyecek ki yeni bir toner takılmış. Ben ayarları sıfırlayacağım diyecek. Hemen isterseniz toner dolumunu nasıl yapacağız ondan bahsedelim. Evet, şuradan hemen bakın bu sona kadar dayalı gördüğünüz üzere. Şuradan bakın sona kadar dayalı olduk. Şu tırnak kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu bundan sonra gitmiyor. Elinizde hafif şurada bastırırsanız şu şekil. Tırnağı içe alıyorsunuz. Bakın içe gitti. Ters istikamete çevirdiğiniz zaman toner haznası bakın burada gördüğünüz üzere açıldı. Bak içinde de hala toner var. Öncelikle bu toneri boşaltın. Çok fazla aşırı doldurmuyoruz arkadaşlar. Toner haznımızı açıyoruz şu kısımdan. Her yere yavaş yavaş ağzına kadar değil de %70-%80 civarında doldurup tekrar kapatacağız arkadaşlar. Evet, şu şekil şöyle görmeniz açısından beyaz peti hafif hafif sıkan. Yoksa fazla sıkarsanız her tarafı toner yaparsınız. Dikkat ediyoruz. Doldurduktan sonra çip tarafına geçeceğiz. Biz şu şekil görmeniz açısından şöyle bakın. Bakın çok fazla aşırı doldurmuyorsunuz. Mavi kısmı kesinlikle geçmiyorsunuz. Yoksa her taraf toner olur. Yani %70-%80 kadar dolu halden tekrardan tam ters istikametini
çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle tırnak sesi gelene kadar çıt sesini duydunuz. Evet. Çıt sesi duyduktan sonra tonerimiz şu anda dolumu yapıldı. Şimdi çipimizi açıyoruz. Statikle etkilenebilir arkadaşlar. O yüzden elinizi öncelikle bir metal kısma değdirip ya da şu çip ön yüze değdirmemeye özen gösterin. Evet, çipimizi alıyoruz. Tonerimizin kısmında bakın şuradaki açık alanı görüyorsunuz. Eğik kısımlarını içe gelecek şekilde şöyle göstereyim. Şu şekil itiyorsunuz yerine kadar. Yani şuraya temas etmesine de ben silgi kullanıyorum. Silgi yardımıyla dibine kadar şu şekil yerine oturtuyorsunuz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere çipimizi takmış olduk. Evet, haznemizi öncelikle çip kısmını şu şekil yerine yerleştiriyoruz. Daha sonra fazla zorlamadan bakın şöyle yapıyorsunuz. Yerine oturttuk. Mavi anahtarı sona kadar itiyoruz arkadaşlar. Şu anda bakın şu ok oka geldiği zaman tonelimiz şu an hazır. Kullanabiliriz. Kapağımızı açalım. Öncelikle iç kısmı şu şekil yerleştiriyoruz. Daha sonra şu kısmı iki elimizle hafifçe bastırıyoruz. Tonelimiz kullanımıza hazırdır. Şu anda kullanabiliriz. Kapağımızı kapatıyoruz. Daha öncesinden evet elektriğimizi verip çalıştıracağız. Evet. Açma kapama düğmesini açtık. Evet, tonelimizin ilk hareketini yapmasını bekliyoruz. Şu hareketi yaparken şöyle göstereyim bu arada. Daha önceden uyarı ışığı yanıyordu. Şu anda bakın resetlediğimiz için sıfır tonere taktığımız için artık bu uyarı ışığı yani toneriniz boştur. Uyarısı sönecektir. Bu söndüğünde işleminiz tamamdır. Sönmüyorsa ya çipinizle ilgili sorunuz vardır ya da tonerinizle ilgili sorunuz vardır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Evet, bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olarak bildirimler açıp bizi desteklemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.